Maça girmeme kararı aldım. Uşak spor tarihinde çok acı bir gün. Herkesi deşifre edeceğim. Yani bu takımın düşmesine izin vermeyeceğiz. Sizi bu memlekete sokmam, sokturmam. Aşık olarak kalıcı, diğerleri gidici. Bunu hiçbir kimse unutmasın. Belediye başkanımızdan, belediye başkan yardımcılarımızdan, valimizden biz size her zaman desteğiz. Siz de bize destek. 1967 Uşak Sporlar Derneği Başkanı Argan Arıcak ve Aşık Olar yönetimin Uşak Spor'u kötü yönetmesini protesto ederek bundan sonra yönetim değişinceye kadar maçlara katılmama kararı aldıklarını söylediler. Efem Beton katkılarıyla spor haberleri. Öncelikle bugün hakikaten Uşak Spor tarihinde çok acı bir gün. Uşak Spor kurulduğu yıldan beri sahip çıkan Aşık Olar, hep yanında olan taraftar grubumuz. Bugün hafta başında aldığımız dernek yönetimi dolayısıyla maça girmeme kararı aldı. Uzun zamandır yani böyle bir olay olmuyordu. Biz bu takıma bölgesel amatör ligde oynadığımız sezonlarda bile çok sahip çıktık. Deplasmanlara gittik. 5 kişi, 10 kişi, yüzlerce, binlerce kişi. Ama şu anda bizi bu karara aldıran olayları ben en başından beri anlatmak istiyorum. Bu olayların içinde olan herkesi bugün, herkesi deşifre edeceğim. Şimdi bizim sene başında Uşak Spor her nedense bilmediğimiz bir nedenle İstanbullu bir gruba devir oldu. Bu devirden önce Uşak Spor'a sahip çıkan bir Uşaklı grup vardı. Bu abimize bu takımı vermediler. İsmi Ömer Şemen. Ömer Şemen abimize Uşak Spor'u almak istedi ama vermediler. Daha sonra İstanbullu grubun satış işlemlerini duyduğumuzda ben 24 saat önce belediye başkanı Mehmet Çakın'la bizzat telefonda 20 dakika görüştüm. Mehmet Başkan bana dedi ki ben herkesle yüzleşirim. Uşak Spor için herkesle yüzleşirim ben. Mehmet Başkan bana dedi ki ya Argan Başkan dedi biz belediye olarak bu işi artık devam ettirmeyeceğiz. Bu bizim sırtımıza bir yük. Benim yapacak olacağım yani ben yol yapmak istiyorum, park yapmak istiyorum. Ben vatandaşa hizmet etmek istiyorum. Ben Uşak Spor konusunda bu sene böyle bir karar aldım dedi. Yalnız dedi Uşak Spor'a desteğimiz yani tesis desteğimiz, stadyum biliyorsunuz belediyeye ait yani Gençlik Spor'dan kiralandı. Bu süreçte bu satış olduktan sonra, bu satış gerçekleştikten sonra biz bu adamların yanına gittik, tanıştık. Yalnız dedik ki bu takım bizi bu ligde tutmaz. Bu takıma takviyeler lazım. Bu Bülent Hoca yetersiz. Bir başarısı yok. Takımda galeci sıkıntısı, golcü sıkıntısı, orta saha sıkıntısı olduğunu söyledik. Neyse sezon başladı. Bülent Akın gitti. Arkasından Recep Hoca geldi. Recep Hoca ile bir 4-5 haftalık bir hem Türkiye Kupası'nda hem ligde bir seri yakaladık. İyi gittik. Sonra her nedense paralar ödenmedi çocukların. Baş kaldıranları kafasını kopardılar. Öyle. Onurcan mesela. Takımın kreatif oyuncularından, iyi oyuncularından biriydi. Şimdi benim gönlüm şu anda Uşak Spor'u bu adamların yönetmesi razı değil kardeşim. Geçen hafta başında Uşaklı bir grup yine bu takıma talip oldu. Ama İstanbullu grup bu adamlara da vermedi. Yani şu anda sponsor bulmuşuz. İyi kötü bildiğim kadarıyla onlar biraz nakit para getirdi kulübe. İşte sağa sola borcu ödedik. İşte hoca geldi, şu geldi, bu geldi. Madem bu Ceyhun Hoca gelecekti. Şimdi Ceyhun Hoca'ya da bir eleştiri getirmek istiyorum. Hiçbir başarısı yok. Aynı bu ekibin bir adamı. Bu ekip nereye giderse Ceyhun Hoca da arkasından gidiyor. Küme düştü. Yani geçen sene Niğde'yi küme... Bakın arkadaşlar burası Niğde değil. Bakın hakikaten. Niğde sanıyorlarsa burayı, bu takımı düşürmek istiyorlarsa bu takımı düşmeyecek. Hayır, ha bizsiz ha bizli. Bu takımı düşürmeyecekler. Yani biz Aşık olarak bu İstanbullu grup Uşak Spor'un yönettiği sürece biz bu maçlara gelmeyeceğiz. Buradan belediye başkanına seslenmek istiyorum. Belediye başkanı bu işe el atması lazım. Tek taraflı bu sözleşmeyi feshetmesi lazım. Bütün haklarını kullanması lazım. Bu adamlar sene başında Uşak Spor'a verdikleri paranın bile bir kısmını daha ödemediler. Sudan ucuz gitti bu takım. Öyle. Sudan ucuz gitti. Yani ben buradan bunları söylemek istiyorum. Biz bu İstanbullu grup devam ettiği sürece biz Aşık olarak maçlara gelmeyeceğiz. Şimdi tribün reisimiz Hakan kardeşim de bir şeyler söylesin. İki gün önce bu yeni AFC grupla bir görüşmem oldu. Tesislere gittim. Topçuların parasını ödedik, market borçlarını ödedik, şöyle böyle falan filan anlattılar da çok razı gelmedik yine. Ben onlara da söyledim Kıraç Aras, Ural Aküzüm grubu olduğu sürece tribünlerde yokuz. Ural Aküzüm takımı aldığında tesislerde bir görüşme yapıldı. Orada da biz anlamıştık zaten. Deplasman otobüsü falan filan yok. Veremeyiz falan. Durumumuz yok. Cercut. Ya burası Kızılcabölük değil. Burası Niğde değil. Sizi bu memlekete sokmam. Sokturmam. Sokmayız yani. Bu kulüp düşerse sokturmayız. Ben bu kulübün arkasından Urfa'ya, Tarsus'a her yere gittim. Kazasını da gördük. Belasını da. Cezasını da çektik. Cefasını da. Yani bu takımın düşmesine izin vermeyeceğiz. Deplasmanlara da gideceğiz ama desteğimiz olmayacak. Kendi imkanlarımızla gitmeye çalışacağız. Otobüs tutacağız. Yani aramızda görüşülüyor bunlar. Onlardan da bir tane medet uman yok. İsteyen, istediğimiz hiçbir şey de yok.
Sadece takımdan ellerini çeksinler, istediğimiz bu. Bizim takımımızdan ellerini çeksinler. Burası Niğde değil, Kızılca Bölük değil. Benim diyeceğim bu. Bu takımın da düştü mü ben bu adamları memlekete sokturtmam, o takımı da yönettirtmem onlara. Şimdi öncelikle 1967'den bu tarafa en zor, en kötü süreç yaşıyoruz. Ben şunu söyleyeceğim size. Biz seçim sürecinde Sayın Mehmet Çakın'ın derneğimize gelip bize vaat ettikleri bazı şeyler vardı. Ben onları falan burada açıklamayacağım. Ben sadece şunu söylüyorum. Biz şu anda çok büyük hesap ödüyoruz ama bir gün gelecek bize de hesap ödeyecekler. Bunu hiçbir kimse unutmasın. Bir zaman gelecek burada herkes Aşıkoların ayağına kapanacak derecede hesap soracaklar. Aşıkolar kalıcı, diğerleri gidici. Bunu hiçbir kimse unutmasın. Herkesten özür dileriz. Uşakspor'u bu hale soktukları için herkes adına biz herkesten özür dileriz. Gedik Piliç gibi dünyaya reklam olan bir şirketimiz varken, altın madeni gibi dünyada reklam olan bir şirketimiz varken, haftalık 50 kilo altın çıkan bir yerden. Ben altın madeninde çalıştım. Haftalık 50 kilo altın çıkan yerden. 50 kilogram altın çıkan bir yerden. Ya biz neden imkanlarımızı sağlayıp, neden devlet büyüklerimiz bu aracılık sağlayıp bu insanlar bize sponsor olmuyor? Bu insanlar bize yardım etmiyor kardeşim. Biz artık dolduk ya. Attık işte. Arkadaşlar. Şimdi gol attık. Sevinemiyoruz ya. Sevinemiyoruz çünkü sonumuzun ne olacağını bilmiyoruz. Şu an gol oldu statta ama sevinemiyoruz. İçimiz dolu. Kardeşim içimiz dolu. Dolduk taşıyoruz artık. Yani buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Milletvekillerimize sesleniyorum. Gedik Piliç sahiplerine sesleniyorum. Altın madeninde yöneticilere sesleniyorum. Organize sanayi bölgesine. Yani organize sanayi bölgesinde çalışan bütün firmalara, taşeronlara, kim varsa herkese sesleniyorum. Bu kulüp hepimizin, bu şehir hepimizin. Kardeşim dolduk taştık. Devlet büyüklerimize, milletvekillerimize sesleniyoruz. Milletvekillerimiz bu işlere el atsın. Belediye başkanımızdan, belediye başkan yardımcılarımızdan, valimizden biz size her zaman desteğiz. Siz de bize destek olun. Şimdi toparlayacak olursak mesela şimdi gol oldu. Herkesten çok biz seviniyoruz aslında. Evet. Herkesten çok biz seviniyoruz. Yani bu takım ligde kalsın, ligde kalsın. Biz herkesten daha çok seviniriz. Çünkü biz doğma büyüme Uşakspor'luyuz, Aşıkoyuz. Sözlerimi bitiriyorum. Ben bu işi devlet büyüklerimizin çözeceğine inanıyorum. Benim aldığım duyumlara göre bu takıma hala talip olan bir grup var. Bu adamlarla tekrar oturulsun, kalkılsın. Bir orta yol bulunsun. Bu takım lütfen bu grubun elinden alınsın. Bu takım düşmeyecek. Kalırsa onlarda, bunlara onu söylüyorum. Madem kalacak, satma niyetleri yoksa da bu takım düşmeyecek. Uşakspor 2022-2023 sezonunda ligde kalacak. Teşekkür ederim. Sanatlar. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim!